Caro, yaptığı işe her anlamda hakim bir heykeltıraş. Ortaya bir şey çıkarmak için sanatlarını elleriyle, yani fiziksel olarak icra eden sanatçılar, benim için hep ilham kaynağı olmuştur. Caro'nun eserlerini ilk gördüğümde, malzemeleri ve renkleri kullanışı beni derinden etkiledi. Özellikle bu gördüğümüz parça, büyüklüğüyle ve tarzıyla neredeyse bize soyut bir yaşamı anlatıyor. Bir eserin grafik şekillerde nasıl beden bulabileceğini gösteriyor. Örneğin bir bedenin çevresini nasıl süsleyebileceğimizi ve ona neler giydirebileceğimizi görebiliyoruz. Bu sebeple basılı bir tasarımı, üç boyutlu bir modele yerleştirmeyi heykelle kolayca ilişkilendirebiliyor, kendi yaptığım işe yakın olduğunu hissediyorum. Caro'nun önemli bir sanatkar olduğunu düşünüyorum. Çünkü eserlerindeki beklenmedik fiziksel çalışma, hem insan yapımı hem de doğanın yapabileceği büyüklükte olmasıyla garip bir his yaratıyor. Bu eserin çok ağır olduğunu bilmeme rağmen, üzerimde yarattığı, onu iki parmağımla kaldırabilecekmişim hissi, yapının mükemmel dengesini gösteriyor. Burada en beğendiğim ve farklı sebeplerle ilgi çekici bulduğum belli başlı Caro heykellerini görebilirsiniz. Örneğin sanayi malzemeleriyle yapılmasına rağmen çevreyle uyumlu ve son derece ergonomik görünen bu heykel çok etkileyici. Buradaysa benim üzerinde çalıştığım bir kumaşta iki farklı dokunun bir araya gelmesi ve uyum içinde birleşmesini görebilirsiniz. Tüle işlenmiş geleneksel çiçek nakışları, geçmişe ve terzilik zanaatine gönderme yapıyor. Ama bir yandan da suni plastik malzemeler ile işlenmesi ilginç bir uyum ortaya çıkarıyor. Bu sezonki ilkbahar-yaz 2014 koleksiyonum, bilhassa Tate Müzesi'nde gördüklerimden ilham alıyor ve bu sebepten eserlerimi ilk defa orada göstereceğim. Bu defile benim için çok heyecan verici ve Tate Müzesi'ne her girişimde sadece sergilenen eserler değil, aynı zamanda mekanın kendinin de ilham verici olduğunu düşünüyorum. Bugünlerde bir moda tasarımcısının kariyeri baş döndürücü bir hızda ilerliyor. Çünkü her şey değişimden ibaret. İşte bu yüzden her fırsatta bundan biraz olsun kaçmaya çalışıyorum. Ve İngiltere'de Tate Müzesi'ne gelip bu inanılmaz eserlere bakmayı seviyorum.